Seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Seçimler hakkında inşallah halkın gönlüne göre bir seçim olur. Ve bu seçime halkın istediği adaylar çıkar inşallah. Peki siz sandık başına gittiğinizde hangi partiden yana oy kullanacaksınız? Elbette şimdi şöyle bir DEM Partisi vardır. Ona vermemiz gerekiyor. Nedeni de şu, eğer hani soracak olursanız, bu halkın partisidir. Kürtlerin bir tek partisi var, Kürt halkının. O da DEM Partisidir. İşte yeni ismiyle DEM Partisidir. DEM Partisi'ne oy vermemiz gerekiyor. Çünkü bu halkın partisidir. Halkın temsiliyetini, gerçek manada temsiliyetini temsil eden bir partidir. Dolayısıyla biz DEM Parti'ye oyumuzu vermek zorundayız. Çünkü halkın temsiliyetini temsil ediyor. DEM Parti dediniz. Belediyeler DEM Parti'deyken hizmetler nasıldı? Belediyecilik anlayışı nasıldı? Kayyumlardayken belediyecilik anlayışı, hizmetler nasıl? Bu iki parti, bu iki farklı olguyu değerlendirmek isterseniz ne söylemek istersiniz? Şöyle, şimdi DEM Parti, evet doğrudur. Kısa bir süre iktidarda kaldı, yani yönetimde kaldı, yani belediyecilik bazında. Kayyum atadılar. Hizmetin önünü kestiler. Bu memleketin gerçek sahibini uzaklaştırdılar. Bir kayyum atadılar yerine. Yozgat'tan, Çorum'dan atama yoluyla, yani bir kayyumu şöyle değerlendirebiliriz. Kayyum bir sivil derbeydi. Halkın iradesine bir ipotekti. Halkın iradesine ipotek koydular. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Antidemokratik bir uygulamadır. Kayyumun gelmesi halkın iradesini yok sayma manasındadır. Halkın iradesini yok saydılar. Şimdi madem kayyum gelecek, madem atama yoluyla belediye başkanları seçilecek atama yoluyla, neden sandık kuruyorsunuz? Niye sandıkları halkın önüne koyuyorsunuz? Neden seçime giriyoruz? O zaman seçime gelmeyelim. Seçime gelmeye gerek yok. Yozgat'tan, işte Tokat'tan, işte ne bileyim valiler yoluyla madem atama olacaksa şeye gerek yok, seçimlere gerek yok. Seçimi yapmayın o zaman. Bu kendi anayasalarının da ihlalidir aynı zamanda. Hani hizmetler olarak karşılaştırırsak neler söyleyebiliriz? Hizmet? DEM Parti ne tür hizmetler yaptı? Kayyumun hizmetleri nelerdi? Şimdi DEM Parti her alanda o zamanki ismiyle gayet güzel hizmetler getirdi. Eğitim alanında hizmetler getirdi. Efendime söyleyeyim işte sağlık alanında getirdi. Bunları açabiliriz. Yol, işte şehrin yapılanmasının noktasında güzel çalışmaları oldu. Ama kayyum ne yaptı? Kayyum şimdi afişlerinde şey diyor. Diyor biz gelirsek efendim Van'da işte tahrip olmuş yol kalmayacak. Zaten iktidardasınız. Şimdiye kadar neredeydiniz? Ne yaptınız? 10 yıldır siz iktidardasınız. Yollar çukursa siz yapmışsınız. Yapamamışsınız. Demek ki hizmet yok. Kayyum diyor ki, bir ulusal televizyona çıktı. Van Kayyumu. Dedi ki bu hayatta beni en çok mutlu eden icraatın Van'da 650 kişinin işine son vermem oldu. Bu beni çok mutlu etti. Peki bu nasıl bir ruh haline sahip ki? 650 kişi demek 650 aile demektir. 650 kişi demek 650 yaşlı, 650 bebek, 650 anne demektir. Bunların ekmeğini elinden almış, yerine Yozgat'tan, Çorum'dan adamları getirmiş, belediyeye koymuş. Ben aynı zamanda emlak işiyle uğraşıyorum. Birisi bir gün beni aradı, dedi ki bana bir tane ev lazım. Tamam dedim. 1+1, tamam. Görüştük. Baktım ki şivesi, rengi şu, yabancı. Nerelisin? Yozgatlıyım. Ne iş yapıyorsunuz? İpek Yolu Belediyesi'nde çalışıyorum. Peki, ey kayyum, sen 650 kişiyi işten atıyorsun, Yozgat'tan adam getiriyorsun, Van Belediyesi'ne koyuyorsun. Van'daki gençler de bak, hepsi işsiz. Bak, gelin görün. Hepsi işsiz. İşsiz dolaşıyor ve
adam üniversite mezunudur, gençtir. Gidiyor Batı'da çalışıyor. Dün güne bir cenaze geldi bana. Bana bir cenaze, inşaattan düşmüş bir cenaze geldi. Adam genç, üniversite mezunu. İnşaatta çalışmak zorundadır. E neden? Çünkü burada istihdam sahasını kapatmışlar. İş sahalarını Van gençlerine, Kürt gençlerine yasak. Yani onlar hani kayyum dedi ya, beni mutlu ediyor. Onları mutlu ediyor. Şehrimizi de, kentimizi de, kendimizi de artık bundan sonra biz yöneteceğiz. Allah'ın izniyle biz 31 Mart'ta kayyumları, bu kirli zihniyeti sandığa gömeceğiz. 14 tane belediye var Van'da, büyükşehirle beraber. 14'ünü de inşallah büyük bir parkla alacağız. Bunun kimsenin kuşkusu olmasın. Peki dışarıda Vanlı olup çalışan Vanlı hemşerilerinizden bahsettiniz. Seçim günü sandığa gelip oy kullanmaları açısından nasıl bir çağrıda bulunabilirsiniz onlara? Ben burada bütün insanım diyen bütün halklara, sadece Kürtleri değil, bütün herkese çağrım şu: seçim günü sandık başına gitsinler. Gerçek manada ellerini vicdanlarına koysunlar ve oylarını o şekilde kullansınlar. Eğer ellerini vicdanlarına koysalar, hiç kimse kayyumdan yana, bu zihniyetten yana oy kullanmaz. Bu mümkün değil, olamaz da. Ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun seçim günü oyunu kullanacağı yere gelsinler lütfen. Bütün halkımıza çağrımız budur. Zaten geçen seçimde de sanırım bu taşımalı seçmen şey vardı. Hani onlar getirip götürüyorlar. İmkanı olmayanlar da herhalde DEM Partisi yardımcı oluyor. Ben öyle biliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah Serkeftin ya gelmeye. Serkeftin. Bir hangi partiye vereceksiniz? Yo, hangi partiye değil. Yo, memleketin halini görmüyorsun. Bir yanda zam, bir yanda zulüm. İnsanlar evlerine ekmek götüremiyoruz. Yani hangi partiye vereceğimiz bellidir. Eğer bu koşullarda, bu şartlarda ülkenin, inan ki insanların artık bırak açlık sınırı altında, insanlar evlerine ekmek alamıyor, ekmek. Peki, sandık başına gittiğinizde hangi partiye vereceksiniz? DEM Parti'ye vereceğiz. Neden DEM Parti? Ya isyanımızı dile getiriyoruz. Artık dolmuşuz. Dolduğumuz için sisteme, iktidara, bu diktatörle, bu kayyum sistemine hayır demek için DEM Parti'ye veriyoruz. Peki DEM Parti'nin belediyeler elindeyken yaptığı hizmeti ve şu an kayyumun elinde olan belediyenin 8 yıllık hizmetini değerlendirmek isterseniz ne söylemek istersiniz? Ya kayyumlar aslında rantçıdır. Kayyumlar sadece halkın malını çarçur etmek için, kendi yandaşlarını zenginleştirmek için, ahbap çavuşa kaydırmak için yapıyor. Kayyumun amacı halka hizmet değil ki. Kayyumun anlamı nedir? Halkın iradesini gasptır, yani gasptır. Halkın iradesine el koymaktır. Milli irade diyorlar ama milli irade nerede? Peki Van halkı kendi iradesini belli, ondan sonra ben kayyum atadım. Böyle bir şey demokrasilerde yoktur. Bu tamamen halkın iradesine el koymaktır. Evet, hiçbir hizmeti bırak, hizmet zaten yok. Artık hizmete bakmıyoruz artık. Hizmeti bir kenara bırak. Aslında bizim için hizmet artık lüks oldu. Bizim için zararı olan evimize, çoluk çocuğumuza ekmek götürmektir. Bunun yolunu aramak lazım. Bunun için birlikte aramamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım. En azından mevcut iktidara tepki göstermemiz lazım. Ayağını denk alsınlar. Biraz halka düşünürler. Biraz fakir fukarayı düşünürler. Biraz işçiyi düşünürler. Biraz çalışanı düşünürler. Biraz emekliyi düşünürler. Biraz çiftçiyi. Ya çiftçimizin halini görüyorsunuz. Bir gidin çiftçinin içerisine. Bir gidin araştırın, bakın. İnsanlar gerçekten, girdi maliyetleri o kadar pahalıdır ki insan direktörünü çalıştıramıyor. Üretemiyor. Kendi çiftçimizi üretmekten alıkoymuşuz. Hayvancılar gidiyor dışarıda ithal ediyor. Yani politikalar bellidir. Biz yaşayarak görüyoruz bunları. Bunları söylemenin bir anlamı yok. Siz de anlıyorsunuz. Sizin de bunu dile getirmeniz lazım. En azından elinizde bir medya silahı var. Bizim bu şansımız da yok. Sesimizi duyuramıyoruz bir türlü. Peki siz yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Biz DEM Parti'ye vereceğiz. Neden DEM Parti? Ya bu parti zaten bizim partimizdir. Bizi yok zalimlere biz vermiyoruz. Bizi yok zalimlere biz vermiyoruz. Biz kendi partimize veriyoruz. Biz DEM Parti'ye vereceğiz.
Peki siz seçimlerde hangi partiye vereceksiniz? Bizim de DEM Parti'dir. Biz başka parti vermiyoruz. Hani öyle. Siz seçimlerde hangi partiye vereceksiniz? DEM Parti'ye vereceğim. Biz Kürt olduğu için bizim irademiz, her şeyimiz gasp ediyor. Gasp ediyor. Biz onun için zulüm yapıyoruz. Hepimiz DEM Parti'ye vereceğiz. Biz Kürt olduğu için herkesi çağırıyorum. Herkes DEM Parti'ye rey de versin. Son olarak Van halkına bir çağrınız var mı yaklaşan seçimlerle ilgili? Çağrımız budur. Tüm Vanliler hepsi DEM Parti'ye oy versin. Kimseye vermesin. Bunlar zulüm yapıyor, hakaret yapıyor. Bize yok sahillere biz oyları vermiyoruz. Bizim Van halkıyla bile sesleniyoruz. Sizin bir çağrınız var mı? Vallahi çağrımız böyledir. Yani biz şey istemiyoruz, zulüm istemiyoruz. Hakaret vermesinler millete. Biz bunu diyoruz. Sizin? Ben de istiyorum ki herkesten partiye versin. Hakarete falana karşı biz ne gelirse biz yapacağız onun karşısında. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 31 Mart yerel seçimleri kadınlar için önemi nedir? Ne anlam ifade ediyor? Ya kadınlar için yani anlamı büyük bir anlam ifade ediyor. Kadın her yerde olmalı. Kadın her kapıda, her kamp kurumunda olmalı. Yani artık kadınları ele alsınlar. Kadınları fazla yani kadın cinayetleri kaldırsınlar yeter. Yani bu hesabı sorsunlar. İşte kadın eli değdiği her şey yani yapamadığı bir şey yok. Kadının yapamadığı bir şey yok. Ama kadını değerlendirsinler. Kadınları ezmesinler. Kadının yeri daha iyi olmalı, daha güzel olmalı. Kadın çalışsın, kadın ekonomi konumunda ayaklarının üzerinde dursun. Kadın ezilen çok kadındır zaten. Annedir söz. Önce de her şeyden önce kadın bir annedir. Bir yani her şeyi onun sırtındadır. Kadın ezdirmesin. Kadını yani kadın çok eziliyor bundan. Bunu da ifade edeyim. Peki siz bu seçimde sandığa gittiğiniz zaman hangi partiye oy vereceksiniz? Tabii ki DEM'e vereceğim. Neden DEM Parti? Ben yani DEM Parti bizim partimizdir. Ve bizim bu Kürdistan bölgesinde bize yani en iyi sesimizi duyan, kadın yer alan yerden en büyük parti DEM Parti'dir. O yüzden DEM'e vereceğim. Peki Van'da biliyorsunuz Van'a da bir kayyum atanmıştı. Kayyumların hizmetlerini nasıl görüyorsunuz? Varsa hizmetleri nelerdir? Kadın politikaları, kadın birimleri ne tür çalışmalar yürüttü bu son 8 yıllık süreçte? Valla 8 yıl sürecin içinde biz yani hiçbir çalışma görmedik. Yani ne mahallelerde, ne şehirde, ne hiçbir yerde. Zaten kadın hiç ele alınmadı. Kadın kurumların kapısını hepsini kapattı. Kadınları evine gönderdi. Kadın yani zaten bütün politika kadın üzerindedir. Yani bu devlet kadında çok korkuyor. O yüzden kadını eve tıkıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz. O yüzden DEM diyoruz. DEM dememeye. Son olarak Van halkına, Vanlı kadınlara bir çağrınız, bir mesajınız var mı? Kimse evinde kalmasın. Sandıklarına sahip çıksın. Herkes oyunu kendi iradesine göre kullansın. Hiçbir baskı altında kalmasın. Jinjiyan azadı yemeye. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Van'da seçimlerin sonucu ne olur? Yani şöyle söyleyeyim, zaten uzun zamandır bu coğrafyada Kürtler kendi iradelerini beyan ediyorlar. Ve seçimin ötesinde de sonuç daha çok referandum tarzında geçiyor benim kişisel görüşüm. Yani insanlar bu kadar kayyum ya da yok saymanın olduğu bir yerde, gücün baskının olduğu bir yerde sandığın başına gidip bu seçimi güçlü bir şekilde geçirmesi tamamıyla seçimin ötesinde bir referandum beyanıdır benim nazarımda. Yani Kürt halkı şunu söylüyor, ben ne kadar baskı ya da bu baskıcı politikalar olursa olsun ben kendi belediye başkanımın ve kendi partimin arkasındayım beyanını gösteriyor. Bu bir gerçeklik.
Tabii 2016'dan beri ne yazık ki Kürt halkının ya da daha doğrusu demokrasiye inanmış halkların ya da Türkiye halkının temel yani kendisini sandığa tamamıyla yansıtamıyor. Bu da baskı politikalarının sonucu. Evet, bir de gücün olduğu bir yerde her türlü yol yöntemle sandığında çok da sandığın önüne geçildiğini görüyoruz. Ama şunu söyleyebilirim, 31 Mart seçimleri yerel yönetimlerde daha önceki kayyumların pratiği de göz önüne alınarak Van'da 14 belediyenin de alacağını düşünüyorum. Hangi partinin? DEM Parti'nin tabii ki Kürt halkının temel beyanı DEM Parti'den yana. Yani bunu görüyoruz, yani bundan önceki seçimde de bunu gördük. Şunu gördük, yani o kadar baskı politikalarına rağmen ayrıca Yeşil Sol'un 45 günde örgütlemesini gördük. Yeşil Sol'un belki birçok kişi evet DEM'in ya da Yeşil Sol geleneği ya da HDP'nin geldiği geleneğin oy kaybını konuşuyor. Aslında öyle bir durum yok. Biz gerçekten normal şartlarda bir seçim yürütmedik. DEM Parti dediniz. DEM Parti temsili demokrasiyi aşıyan, doğrudan demokrasiyi uygulayan bir uygulamayla geldi. Halka kendi adaylarını çıkarmaları noktasında bir demokrasi şöleni gerçekleştirdi. Ve halk kendi adayını seçti. Halkın kendi seçtiği adaylarla seçime girmesi sandığa etkisi ne olur? Nasıl bir sonuç çıkar sandıktan? Ya işte zaten farklılık burada. Yani tepeden inme bir dayatmayla değil. Halkın kendi iradesiyle seçtiği ve biz buna yerelden demokrasi diyoruz. Yani Kürt halkı bunu yerelden demokrasi diyor. Bunun beyanıdır zaten bu. Bunu yani çok az siyasi parti gerçekleştirebilir. DEM ya da DEM geleneği bunu çok iyi içselleştirmiş ve halkın iradesini sandığa yansıtıyor şu an. DEM Parti belediyeler DEM Parti'deyken nasıl bir belediyecilik anlayışı, nasıl bir hizmet vardı? Son 8 yıldır belediyeler kayyumdayken nasıl bir belediyecilik anlayışı ve nasıl bir hizmet var? Bu ikisini karşılaştırdığımızda neler söylemek istersiniz? Ya şimdi şunu şöyle söylemek lazım. Yani DEM Parti'deyken ya da DEM geleneği HDP'nin döneminden gelen şeyi söyleyelim. Yani halk gerçekten hizmet aldı. Bunca kısıtlı bütçeye rağmen hizmet gördü. Bu bir gerçeklik. Yani kayyum döneminde iktidarın elinde olmasına rağmen böyle bir hizmeti göremedi. Bırak onu, belki şu an tabii ki ne kadarını gerçekçi söyleyebiliriz ama toplumda şu var, yani kayyumların kendilerine çalıştığını biliyorlar yani. Ama DEM Parti ve DEM geleneğinden gelen arkadaşların yolsuzlukla ilgili, hırsızlıkla ilgili, yani ne bileyim talanla ilgili bir tek problemini bulamazsınız. Bunu halk da biliyor, görüyor yani. Bu gerçeklik gözler önünde. Bunu inkar edemezler yani. Kendileri de bunu biliyorlar. Aylarca müfettişlerin denetlemelerinin sonucunda kendileri de bunları biliyorlar. Ama ne yazık ki bunu bir seçimin ötesinden, az önce söylediğim gibi, yani Kürt halkı bunu bir referandum haline getirmeye başladı. İradesine sahip çıkıyor. Bunu yerel yönetimde biliyor. Genel Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki mevcut hükümeti de biliyor DEM geleneğinin belediyecilik hizmetini. Bundan açıkçası biraz çekiniyor. Son olarak Vanlı olup dışarıda yaşayan bölge halkının seçmenlerine dönük nasıl bir çağrıda bulunabilirsiniz? Ya şunu şöyle söyleyelim. Yani gerçekten her seçim bizim için çok önemli bir. Yani Kürt halkı genellikle demokrasiye inanmış halklar için önemli bir şey. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten şu an eksen kaymasına gidiyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Biz sadece Kürtleri baz alarak konuşmamamız gerekiyor. Türkiye demokrasisi şu an tehlike altında. Bunu samimiyet ve içtenlikle söyleyeyim. Kendi adıma bunu söyleyeyim. Onun için herkesin buna sahip çıkması gerekiyor. Yani Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ı, bu topraklarda yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti'ne eksen kaymasının önüne geçmesi gerekiyor. Bunu da yerel demokrasiyle ancak sağlayabilir. Yerel demokrasiyi güçlü tutarsanız genel yönetimi de değiştirme imkanınız vardır. O yüzden ben şunu söyleyeyim en son. Bugün dışarıda olup bir oy
bir şey değiştirmez ya da ben bu oy, ben gitmesem de olur düşüncesinde olan tüm herkese şunu söyleyebilirim. Söylemek istiyorum daha doğrusu. Herkes oyuya sahip çıksın. Çünkü geleceğini o oy üzerinde, yani kararları tamamıyla sandık üzerinde belirleyecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini de öyle belirleyecek. Biz bu temelden bakıyoruz ve umarım, inanıyorum da Van'da ve daha doğrusu Türkiye'nin her yerinde bu demokratik mücadeleyi veren, bu eksende çalışan partilere sahip çıkacağına da inanıyorum. Başta DEM Parti olarak arkadaşların sahiplenmesi ve ülkeye de huzuru getirmesi, barışı getirmesi, kardeşliği gerçek anlamda tesis etmesi için sandığa sahip çıksınlar. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. 31 Mart ile seçimlerine az bir süre kaldı. Evet. Seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Uyumu diye HDP'ye vereceğim. DEM Parti'ye vereceğim uyumu. Neden DEM Parti? Ya onlar kendi partime veriyorum yani. Kürdüm. Kürt Partisi'ne vereceğim yani. Van'da DEM Parti belediye aldığında nasıl bir hizmet vardı? Kayyum atandıktan sonra neler yapıldı? Hangi hizmetler, hangi politikalar devreye koyuldu? Çok güzel çalışıyorlardı yani HDP döneminde. Ama şimdi en basit bu, buraya bakabilirsiniz. Bu dubalar mesela. Kaç kere belediye gitmişiz, kalıcı bir şey yapılmıyor yani. 1000 kere belki gitmişiz, yapılmıyor yani. 100 kere gitmişiz. Bak, kanal yapılmış yani. Komple koku geliyor yani. Bu su komple depolara gidiyor. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz yani. HDP döneminde olsaydı hemen yaparlardı yani. Daha düzgün kar temizlemesi yok, olmuyor yani bu caddede. Biz kendimiz yola atıp eriyip gidiyor yani, herhangi bir çalışma görmedik yani buradan. Yani burasının yapılmasını istiyoruz abi, de bu yolun yapılmasını istiyoruz. Her gün kavga ediyoruz yani. Kaldırım sorunu yaşıyoruz. Adam arabasını gelip kaldırıma bırakıyor, sıkıntı yaşıyoruz her gün yani. Madem kayyum atılacak, niye millet oy kullansın ki? Hiç gerek yok. Direkt sen belediye başkanısın, seçime gerek yok. Yani milletin parasına yazık. Kayyum atanacak, niye seçim yapılsın ki? Seçim için yapılıyor, insan iradesini ortaya koysun diye. Seçim yapıyor adam, bir iki ay sonra bir bana buluyor, kayyum atıyor. Kayyum atılıyorsa seçimin bir manası yoktur bence yani. Direkt adam bile kendi adamı alsın, sen belediye başkanısın, daha mantıklı olur yani. Milletin parasına yazık. Peki DEM Parti belediyeciliğini karşılaştırdığınızda neler söylemek istersiniz? Belki Kaya dönemini biz gayet memnunduk yani. Çok güzel çalışıyordu yani. Biz burada bir şey söyledi, hemen gelip yapıyorlardı. HDP döneminde biz çok hizmet gördük. Şu burada mesela yapılmış yani, herhangi bir çalışma yok yani. En basitinde bu kalanı gösterebilirsiniz. Kalanda komple koku dükkanlara geliyor yani. Mağduruz yani. Kaç kere söyledik yani. Projedeki şey bu değil yani ha. Projedeki fotoğrafa bakın, buradaki projeye bakın, alakası yok yani. Yani 2-3 tane ağaç bırakmıyor, sözde bize hizmet yapıyorlar yani. Orada mesela engelli yeri var, adam saati engelli yerine bırakmış yani. Tam çizgiye bırakmış, bak gösterebilirsiniz, tam çizgiye bırakmış yani. Yani sadece göz boyamaktır bunlar yani, biz biliyoruz neyin ne olduğunu. Peki DEM Parti seçimi kazandıktan sonra Van'da nasıl bir belediyecilik anlayışına hakim olmasını istersiniz? DEM Parti kazandığı zaman, eğer uygun bütçe verildiği zaman, ayrımcılık yapılmadığı zaman, mesela her partiye verilirse, ona da verilirse DEM Parti güzel de yapar yani, yapmasın ki? Seçimlere az bir süre kaldı. Bu seçimin diğer seçimlerden farkı nedir? Bu seçimlerin farkı budur. Önceki seçimlerden bu biraz daha farklı. Bu seçimde Van DEM Parti kazanacak. Farkla, iyi bir farkla kazanacak. Çünkü diyeceksin neye? Çünkü kayyum kanunuyla kanunlarını yürüttüler. Milleti kule yerine koydular. İradelerini kabul etmediler. Yani bir kule nedir? Bir köleye karşı bir muamele neyse onu yaptılar millete. Ha, kendi etrafına yedirdiler, içirdiler, şunu bunu yaptılar. Ayrı mesele, ha, herhangi bir işlem veya da bir hizmet yapılmışsa kendi etrafındaki insanlara yedirdiler. Van'daki çok Van belediyesine ait çok arsaları, çok şeylerin sattılar. Diğer etraftaki insanlara yedirdiler. Bu herhangi bir yerde kanun bunu kabul etmez. Bu halkın iradesini ayağın altına koydular. Bu sistem, bu devlet veyahut da bu partiler, tamam. Bu AK Parti'dir, bu yok Refah'tır, yok efendim diğeridir. Bizim için fark etmiyoruz. Birisi başa gelirse aynıdır. Aynı muameleyi bu millete yapıyorlar. Çünkü Kürt kelimesi var. İradelerini kabul etmiyorlar.
Bütün dünya insandır, beşerdir, şerefi var, namusu var. Bu Kürt milletin şerefi, namusu, hersiyeti yok mudur? Bir okulda bir kelime bile konuşturmuyorlar. Kayyumların Kürt diline, gençlik kurumlarına, kadın kurumlarına saldırması, Kürdistan'ı yok etme politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Oraya baktığınız zaman her zaman yapmışlar. Sistem her zaman yapmış. İster AK Parti ise değil, fark etmiyor. Her zaman yapmışlar. Her zaman zulüm sopası milletin boynunda eksik olmamış. Kendi televizyonlarında bir şeyler görüyor musun? Bak Kürtlerden bahsediyorlar mı kendi televizyonlarında? Ancak hakaretle bahsederler. Onun için bu milletin kıymetini bilsene bilmesene beş para etmez. Çünkü kendileri Kürtleri kabul etmiyor. Etmedikleri için de Kürtleri köle gözüyle bakıyorlar. Başka yok. Peki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili tahminlerinizi alalım. Evet. Tahmin genel olursa Van için. Van olarak. Van için dedim ya, fark atacağız. Kesinlikle DEM Parti kazanacak. Herhangi bir şüpheniz de olmasın. Son olarak bir çağrınız, bir mesajınız var mı? Herkes sandık başına gitsin. Kürdüm diyen insan sandık başına gitsin. Şerefini, hissiyatını ona göre hareket etsin. Yani sandık başına gitsin, oyunu kendine, kendi milletine, kendi ırkına, kendi iradesine versin. Başkalarının iradesine vermez. Zulüme vermesin. Seçimler yaklaşıyor. Bu seçimin diğer seçimlerinden farkı var mıdır? Varsa nelerdir? Kesinlikle vardır. Şu anda halkın iradesine, halkın iradesini gasp edenler vardır. O inşallah gasp eden kayyumlarını tepe takla göndereceğiz yani, kesinlikle. Eğer bir gasp, neden gasp edildi? Madem ki öyleyse bu seçimde sandığı bırakmasınlar. Kesinlikle bölgede, o zaman mesela muhtar seçimini dahi kendi belirlesinler. Kayyum diyoruz ki aslında kayyum direktmen AK Parti'ye bağlıdır yani. Bunu herkes bilsin yani. Yani tabii ki biz DEM Parti'nin gelmesini istiyoruz. Kesinlikle DEM Parti diyoruz. DEM Parti kesinlikle, çünkü halkçı belediyecilik yapıyor yani. Onun için mesela belediye gidip gelişlerimizden de dahi rahatlıkla gidip geliyorduk. DEM Parti dediniz. Peki DEM Parti dönemindeki belediyecilik anlayışıyla, yaptığı hizmetlerle, atanan kayyumun yaptığı hizmetler ve belediyecilik anlayışı arasında nasıl bir fark vardı sizce? Kesinlikle şu anda halkın iradesine gasp edilmiş yani. Onun için yani DEM Parti'nin mesela zaten gasp edilen yerlerin hepsini biz tekrar geri alacağız. Kesinlikle yani. Bu halk bunun bilincindedir. Çünkü bir halkın iradesine kelepçe vuruyorlar. Madem ki öyleyse sandık bırakmasınlar. Muhtar, mesela mahalle muhtarları dahi kendilerine şey yapsınlar yani. O zaman niye sandık? Bu kadar masraf niye? Bu zaten ülkede bir ekonomi krizi var. Ondan dolayı o zaman seçimi yapmasın. Halk seçime gitmesin ki. DEM Parti, zaten DEM Parti kesinlikle halkın iradesidir. Tekrar o iradeyi, tekrar o kayyumları süpürerek bu bölgeden belediyeciliğimizi alacağız yani, kesinlikle. Peki kayyumların belediyecilik hizmetiyle DEM Parti'nin belediyecilik hizmetini karşılaştırdığınızda ne tür farklar vardır? Şimdi şöyle, şimdi kayyum atanan mesela şahıslar zaten ya kaymakamdır ya da başka bir bürokrattan geliyor. Bu zaten halkın mesela hizmetle alakalı bir şey yok ki o. Bilmiyor ki, plan projesi yok ki. Birkaç kişi etrafında toplanarak mesela kendilerini yönetiyorlar yani. Kendi ceplerini dolduruyorlar. Başka bir şey yok ki bence. Benim fikrim budur yani. Sandıklar açıldığı zaman kayyumları nasıl bir sonuç bekliyor peki? Kesinlikle bir hüsran. Kesinlikle onları göndereceğiz yani. Herkes bunu bilincindedir. Van halkı da bilincindedir. Kesinlikle 14'e 14 yapacağız. Kesinlikle. Son olarak bir çağrınız, bir mesajınız var mı? Tabii ki DEM diyoruz. Her zaman da DEM diyoruz. Allah'ın izniyle biz DEM Parti'yi Van'dan 14 belediyemizi de alarak kayyumlarını gereken yerlerine cevap olsun diye göndereceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Kaptan Dibicim. İlinizde hangi partinin kadın politikaları üzerine seçim vaatleri size inandırıcı geliyor? Tabii ki DEM Parti'nin. Neden DEM Parti? Daha özgür bir düşünceyle, daha kadınlara, fikirlerine önem veren bir parti olaraktan düşünüyorum. Yani sonuçta bugün konuşmaya getirilirse, Selahattin Demirtaş'ın mesela önceliğinden bakılırsa, DEM Parti daha bir öncelikte kadınları düşünen, fikirlerine önem, en azından onların konuşmalarına fırsat veren insanlardırlar yani. O yüzden her yönden, her bakımdan da DEM Parti. Peki sandıklar açıldığı zaman nasıl bir sonuç çıkacaktır ilinizde? Sandıklar mesela sahip çıkmamız gereken durumdur.
hani diyorlar ya, gerçekten de en önemli durum odur. Çalınmamasına özen göstermemiz lazım. Burada da sandık başkalarına çok büyük görev düşüyor. Yani kendimiz için, sadece kendimiz için, geleceğimiz için, sadece kadınlar için değil, çocuklarımız için de. Çocuklarımızın geleceğini düşünürsek mecburen yani sandıklarımıza sahip çıkmamız lazım. Yani sonuçları her zaman Van'da belirliyor. Belirli. DEM Parti her zaman önde ama çalınmadı süreci. Son 8 yıllık kayyumun belediyecilik anlamında kadınlara dönük hizmetleri var mıdır? Varsa nelerdir? Nerede ben görmüyorum. Varsa eğer devletin yaptığı görmüyorum ben. Seçimler yaklaşıyor. Hangi partiye oy vereceksiniz? Neden? Bizim partimiz DEM Parti. Neden DEM Parti? DEM Parti adaletli bir parti. Güçlü bir parti, doğru bir parti. O yüzden yani sonuna kadar DEM Parti. DEM Parti dediniz. DEM Parti'nin belediyeler elindeyken hizmetleri nasıldı? Şu an Van'a kayyum atanmış. Kayyumun hizmetleri nasıl? Bu iki farklı belediyeciliği değerlendirmek isterseniz ne söylemek istersiniz? Yani DEM Parti'nin elinde fırsat olsa yapmayacağı bir şey yok ama fırsat verilmiyor. Hemen kayyum atılıyor. Yani ne diyeyim? İnşallah bundan sonra güzel olacak. Bundan sonra kayyum olmayacak. Öyle diyorlar. İnşallah olmayacak. Peki kayyumlara karşı ne tür önlemler alınmalı? Neler yapılmalı? Vallahi kayyumlar yani gereksiz atılıyor. DEM Parti'nin herhangi bir suçlamayla suçu olduğunu düşünmüyorum. Ama suçluyorlar. Peki sandıklar açıldığı zaman kayyumları Van'da nasıl bir sonuç bekliyor? İnşallah bu sefer silme götüreceğiz. İnşallah kayyum olmayacak bu sefer. Peki DEM Parti seçimi kazandıktan sonra nasıl bir hizmet getirmesini istersiniz Van'a? Hizmeti zaten kendisi getiriyor, halka bırakmıyor. Halk ona bir beklentisi yok. Sözünde duruyor. Seçimden önce ne dese seçimden sonra onlar çıkıyor yani. Son olarak bir çağrınız, mesajınız var mı? Valla son olarak her bizi Kürdistan, her bizi DEM Parti. Teşekkürler, sağ olun. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Bu seçimin gençler için önemi nedir? Sizin için önemi nedir? Yani gençler için önemi Kürt halkı olarak kendi partilerini desteklemelerini ben isterim. Ben kendim de kendi partimi destekleyeceğim. Yani şu anki sistem tam bir kapitalist sistem üzerinden ilerliyor. Azınlıkları ezme ve bitirme çabası içerisindeler. Amacım insanın dili, kültürü kaybolmamasıdır. Bir halkın dilinin kaybolması yani tüm dünya tarafından da, tüm insanlar tarafından da bence mantıklı bir açıklaması yoktur. Peki kendi partim dediniz. Evet. Siz sandık başına gittiğinizde hangi partiye oy vereceksiniz? Sandık başına gittiğim zaman ben DEM Parti'ye oy vereceğim. DEM DEM ama ya. Neden DEM Parti? DEM Parti yani bir Kürt bir birey olarak bile insan düşünmediği zaman azınlıkların partisi. Yani tüm halkların partisi. Yani bunu Ermeni olarak düşün. Acem olarak düşün. Küçük azınlıkları da bile destekliyor, ezilmemesini istiyor. Herkesin hak ve hukukuna saygılı olan bir parti olduğunu düşünüyorum. Şu anki sistemde mesela en basiti ben AK Parti'yi söyleyeyim. Kendinden olmayanı yani yok sayıyor, terör sayıyor. Her bir kötü simge vuruyor. Şu an gazetecilerin, şu an avukatların, şu an çok değerli insanların hapishanede olduğunu herkes biliyor. Yani benim söylememe bunları gerek yok. Herkes de biliyor ki doğruyu söyleyeni zarar veriyorlar. Van'da diğer partilerin gençlere dönük seçim vaatlerini ve DEM Parti'nin gençlere dönük seçim vaatlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani diğer partilerin Van'da bu bölgede olmasını ben hiç aklımdan geçirmedim, düşünmüyorum bile. Yani bir AK Parti'nin veya bir CHP'nin veya bir Büyük Birlik Partisi'nin veya diğer partileri hiç aklımdan geçirmedim bile. Çünkü bu bölge bellidir. Herkes Kürttür. Bir Kürt'ün de
kendi partisini desteklemesinden daha doğal bir şey yoktur. Mesela sürekli kayyumlar atılıyor. Yani kayyumların atılma sebebi de sürekli halkı sömürüyorlar. Son olarak Van'da yaşayan gençlere bir çağrınız, bir mesajınız var mı? Yani benim mesajım dem demamaya. Başka bir şey yok, açıklaması yok.